Kalbimiz, yaklaşık 100 bin kilometre uzunluktaki damarlarıyla vücudumuzun her yerine kanı ulaştırabilmektedir. Kalbimizin bu görevi yerine getirebilmesi için damarlarımızın esnek ve pürüzsüz olması gerekir. Fakat beslenme hataları, mesela oburluk, uyuşukluk, hırçınlık, sinirsel sebepler veya sürekli belirli ısıda kalmak, küçük kılcal damarlarımızın darılıp tıkanmasına, esnekliğini kaybetmesine ve kan dolaşımına geçit vermemesine neden olmaktadır. Bu sorunlar başlangıçta önlenmez, tıkanmalar giderilmezse damarlar zamanla daralır ve sonuçta tıkanır. Bundan dolayı erken ihtiyarlık ve bunama baş gösterebilir. Bu tehlikeli gidişatı önlemek için genç yaşlardan başlayarak damarlara esneklik kazandırmak ve kan dolaşımını hızlandırmak gereklidir. Özellikle beyin dolaşımı ve kalpten uzak düşen ayak ve el damarlarında bu jimnastiğin yapılması çok önemlidir. Bunun en kolay yolu damarları ısı farkıyla açıp kapayan, yani sıcakta soğuk su, soğukta sıcak suyla yıkama uygulamasıdır. Çünkü ısı farkıyla kan dolaşımı hızlanır. Vücut sıcaklığından farklı ısıdaki su derimize değdikçe bir yandan damarların açılıp kapanma hareketi artar, bir yandan yeni başlayan tıkanmalar açılır. Ayrıca kan dokuda birikmez, doku kan açlığına da uğramaz. Özellikle ağız, burun ve boynun iki yanının suyla teması beyin dolaşımını zenginleştirir. Yaz-kış aldığımız abdest de damar sistemimize esneklik kazandırır. Damar tıkanıklıkları büyük ölçüde kalıtsal veya çevreden oluşan etkiler hariç önlenir. İnsan vücudunun temel koruma sistemi lenf, beyaz kan dolaşımı ile olur. Normal kan dolaşımını sağlayan damarlarımızdan 10 defa daha ince damarlar, lenfosit dediğimiz beyaz kan hücrelerini dokuların en ücra köşelerine kadar götürür. Vücudun herhangi bir yerinde bir mikrop, bir yabancı hücre varsa, bu minik savaşçılar taşıdıkları zehirlerle onları öldürür. Bir mikroplu hastalığa yakalanmak, bu savunmanın bir yerde teklemesi demektir. Bu sistem çok yönlü ve karmaşık bir sistem olmasına rağmen, söz konusu mini damarların çok iyi çalışması ön şartlardandır. İşte abdest, esnek tutmakla bu lenf damarlarının sağlıklı çalışmasında da çok büyük nimetler sağlar. El ve ayakların yıkanması, vücut merkezine uzak bölgelerdeki kıldan ince damarların dolaşım hızlarını artırır. Ayrıca lenf sisteminin en önemli bölgesi olan yüz, burun arkası, ağız, boğaz ve ensenin yıkanması bu sisteme bir masaj, zindelik ve güçlendirme etkeni olur. Yine abdest esnasında boyun ve ensenin meshedilmesi, sağ ve sol yandaki lenfatik büyük merkez uzantı ağların geçtiği yerlerin uyarılmasında büyük rol oynar. Böylece lenf sistemi düzenli çalışarak görevini daha iyi yerine getirir. Vücudumuzda birçok görevi yerine getiren hücreler etrafında belli bir statik elektrik vardır. Sağlıklı vücudun tümü bu statik elektriğin olumlu dengesi içindedir. Bunu hissetmeyiz bile. Ne var ki gerek havada artan iyonlar, gerekse özellikle çağımızda bir problem olan plastik katkılı elbiseler bu statik elektrik dengesini bozar ve vücudun dış yüzeyinde elektronların artmasına neden olur. Bu olay dıştan içe doğru bizi etkilemektedir. Bunun sonucunda sinir sistemimiz önemli rahatsızlıklarla karşı karşıya kalır. Bir önemli etki de deri üzerindedir. Adı geçen elektron artışıyla deri gergin bırakılarak onun altındaki çok küçük kaslar yorulur. Bu da onların vaktinden önce esnekliklerinin kaybolmasına neden olur. Cildimizdeki kırışma ve sarkmaların
büyük bir sebebi budur. Eskiden beri tedavi edici etkisine inanılan akupunktur, bu statik elektriği dışarı atmanın bir tarzıdır. Vücudun statik elektriğinin fazlasını dışarıya atmanın daha kolay iki yolu vardır. Ya suyla yıkanarak elektronları dışarı atmaktır veya çıplak el ve ayakla toprağa dokunarak bir tür toprak hattı yapmaktır. Biz elektron boşalmasının farkına rahatlama ve huzur bulma olarak varırız. Şu halde abdest elektronları en tabii yoldan boşaltarak yüze ve genelde derimize zindelik verir. Çocukluğundan beri abdest alan nur yüzlü nineler bu sırra ermiştir. Peygamberimiz öfkeli olanların abdest almalarını tembihler. Abdeste temizlik faaliyeti varsa da teyemmümde bu yok. Aslında ikisi birbirine zıt gibi görünür. Fakat teyemmümde biz toprak veya toprak cinsi maddelerle temasa geçeriz. Böylece teyemmüm yine de elektron boşaltması sağlanır. Dolayısıyla su olmadığı zaman yapılan teyemmüm de tam bir elektron boşaltması yapmaktadır. Abdest alırken başımızı mesh ettiğimizde de saçlarımızdaki elektronlardan kurtuluruz. Hormonal olaylardan sonra vücudumuzun merkez hormon bilgisayarı sayılan hipofiz salgı bezleri çok yorulur. Bu bezlerin yeri insan kafatasının tam merkezindedir. Burun ve ağız yolu dışında hipofiz bezlerine ulaşmanın yolu yoktur. Onun yorgunluğunu gidermek her yorulan organda olduğu gibi dolaşımını hızlandırmakla olur. Bu bezin burnun köküne ve bademciklerin üst seviyesine çok yakın olan damarlarının derin bir burun yıkama ve gargarayla genişletilip daraltılması hipofize yapılacak en sağlıklı dolaşım masajıdır. Yalnız unutmamalıyız ki ibadetler faydaları için değil, Yüce Allah istediği için yerine getirilir. Onların faydaları Allah'ın emretmesindeki hikmeti daha iyi anlamaya katkı sağlar.